Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Parklar bu dönemde parti meclis. Şimdi valla sizi zevkle dinledikten sonra benim soru işaretlerim daha da arttı. Yani ben şimdi Amerika orada 28 tane üs kurmuş. İşte geçen gün bir yerde okudum. Kamışlı'da yeni bir tane 6 kilometrelik bir üs daha kuruyormuş. İşte İngilizlerle ortak bir askerler bir iki tarafta askerlerini koyacakmış falan. Şimdi böyle bir durumda ben Amerika'nın orada hani Suriye'nin toprak bütünlüğünü konuşuyoruz. Oradan çıkacağını zannetmiyorum. Böyle bir ihtimal de bir 10 yıllar içerisinde görmüyorum. Bu benim bir öngörüm, bilmiyorum. Olur mu? Ben Amerika, yani Ruslarla ben Amerika'nın anlaştığı kanısındayım ve Türkiye'nin bu işten biraz çırak çıktığını düşünüyorum. İkinci benim en önemli sorum şudur. Ya Amerika oraya nasıl geldi? Biz bunu hiç konuşmuyoruz, bunu hiç tartışmıyoruz. Amerika nasıl yani bir anda Suriye'ye o hani PYD dediğimiz şeye nasıl silah attı ve niye oraya geldi, nasıl yerleşti, ne oldu da orada oldu? Bu buradan Türkiye çıkış noktası bulur mu? Bence bulamaz. Ha bir de bana biraz hayalci geliyor, işte bir oraya evler yapacağız. Buradan 2 milyon kişi gideceğiz. Oraya bir yani şöyle geliyor bana, arada bir tampon devlet mi yaratacağız? Yani binalar inşa edeceğiz. Araya buradaki Suriye'den kaçan göçmenleri, işte mültecileri ne dersek adına misafirlerimizi geri yollayacağız. Onlar orada o binalara yerleşecekler, TOKİ evleri gibi. Orada yeni bir yeni bir Suriye mi olacak, bir o şey var. Zaten Rusya'dan, Moskova'dan yapılan açıklamalarda orası için yeni Suriye deniyor. Demek ki şöyle düşünüyorum, Moskova, Amerika, Washington anlaştı. Orası öyle bir ortada kalacak. Ben bu tarafa daha çok bakıyorum. O İblit meselesine, ya orası orada bir kaynama olduğu zaman orada bize de doğru da bir terörist akını da olacak. Biz buradan geri yollamak istiyoruz ama oradan bir de gelecekler var. Ve o gelecekleri nasıl durduracağız? Yani ben bir türlü çözemedim. Hani tamam batısında meşgul oluyoruz da hani şeyde doğusuyla, Fırat'ın doğusu işte orada. Bu batısıyla ne, yani Türkiye'nin batısı konusunda, o İblit konusundaki politikasında, yani orada gözleme kulelerimiz var. Onlar kalacak dediler değil mi Ankara zirvesinde? Kalınca ne işe yarayacak? Ben bu soruları bilemiyorum herhalde. Sedat Ergin bir cevap verir. Evet, buradan tatmin oluruz herhalde. Dinleyenler de ya bu hakikaten peki askerlerimiz niye orada sorusuna, yani o gözleme kuleleri ne işe yarıyor ben anlayamadım. Evet. Hani bu son durumdan bugüne kadar bir işe yarıyordu. İki taraf çarpışmasın diye. O iş bitti. Suriye ordusu girmeye başladı ve her geçen gün işte açıkladılar, her geçen gün ufak ufak ilerleyecekler. Büyük çatışmalar olmayacak ama ufak ufak bizim sınırımıza kadar gelecekler, orayı temizleyecekler. O teröristler bize doğru kaçarsa biz ne yapacağız? Benim merak ettiğim de bu. Sedat'a sözü bırakmadan şunu söyleyeyim. Tabii Mehmet Tezkan Amerika'nın buradan kolay gidici olmadığını söyledi. Gerçekten de öyle, azlıkla öyle gösteriyor. Ama şunu atlatmakta fayda var. Henüz geçtiğimiz yıl sonuna doğru, Aralık'tan az önce ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu telefonla. Abi çekiliyoruz dedi Suriye'den, işte haftalar içerisinde çekileceğiz. Çekilme bir tarafa, oradaki pozisyonlarını da askeri güçlerini artırdılar. İşte belki harita üzerinden Mehmet Tezkan sorularını da belki daha kolay açıklayabiliriz. Sen harita üzerinden sahadaki durumu bir özetlersen bize. Şimdi önce Mehmet'in yaptığı saptam tespitleriyle ilgili bir genel bir gözlemi belirtmemiz gerekiyor. Suriye'deki krizin, Suriye'deki belirsizliğin öyle kısa zamanda bir çözüm bulmasını, bu ülkenin bir istikrar kazanmasını beklemek gerçekçi değil. Gerçekten 10 yıllar alabilir. Irak'ta 1991'de işte Körfez Savaşı patlak verdi ve orada bir belirsizliğe girildi.
ve hala 2019 yılında 30 yıl neredeyse geçti. Şu an Irak darmadağın olmuş vaziyette. İstikrar hala kazanmış değil. Kendini toparlamaya çalışıyor. Şimdi Suriye'de de benzer bir süreç 2011'de iç savaşla birlikte başladı. Ve çok uzun yıllar, herkes zannediyor ki böyle hani kısa zamanda bir çözüm bulunacak. Hayır. Çok zor. Ucu açık bir sürece girilmiş durumda. Bu 10 yıllara yayılabilir. Yani birçok kuşak buna tanıklık edecektir. Çok zor bir durum var. Kolay yanıtları yok. Yani sorulan, gündeme gelen sorulara hemen verilecek böyle kolay yanıtları da yok. Çünkü muazzam bir belirsizlik söz konusu. Baştan belirtmemiz gereken şu. İç savaş bitti. Esad rejimi yenilmedi. Muhalefet kaybetti. Ama bu sorun çözüldüğü anlamına gelmiyor. İki noktada büyük boşluk var. Bunlardan birincisi İdlib konusunda bir belirsizlik var. Yani diyelim Fırat'ın batısı ve Fırat'ın doğusu diyelim. Orada ne olacağı belli değil İdlib'in. İdlib'in önemi şurada. İç savaş, yine ana büyük haritaya dönebilirsek, önce büyük haritaya bir dönebilirsek yani şeyde. Evet. Şimdi iç savaş patlak verdikten sonra işte Halep'te, diğer bölgelerde rejim alan kazandıkça ve muhalefet kaybettikçe muhaliflerin büyük bir bölümü, ya işte bir kısmı yurt dışına gitti, Türkiye'ye geldi. Fakat Suriye içinde kalanların önemli bir bölümü de İdlib'e geldi, buraya geldi. Bu yeşil bölge. Halep'ten ve buraya. Şimdi nüfusu iç savaş patlak verdiğinde 1,5 milyon kadar İdlib'in şurası. Fakat şu an 3 milyon. Bu gelen 3 milyonun şu anki nüfusun yaklaşık yarısı yerinden olmuş, diğer bölgelerden gelmiş olan kişiler ve de muhaliflerin ağırlıkta olduğu bir yerdi. Yani iç savaşta İdlib Esad'a karşı tavır almış olan bir yer büyük çoğunluğu itibariyle. Şimdi bütün göç edenler de geldi ve bütün cihatçılar, bu bütün silahlı muhalif gruplar iç savaşın seyri içinde alan kaybettikçe Doğu Guta'dan çıktılar, İdlib'e geldiler. Aşağıda işte Dara'dan çıktılar, buraya geldi. Halep'tekileri. Halep'ten çıkanlar buraya geldi. Hama'dan, Humus'tan, Humus'u terk etmek zorunda. Yani güneyden, ülkenin orta bölgesinden alan kaybedip, rejime kaybedip, kaybeden bütün silahlı muhalefet. Son geride bıraktığımız 3-4 yıl içinde büyük bir bölümü buraya geldi. Bir kısmı Afrin'de, bir kısmı bugün Fırat Kalkanı bölgesinde bunlar Özgür Suriye ordusuna katıldı. Dolayısıyla muhalefetin şu an toplandığı yer bu bölge. Şimdi sorulardan biri bu. Suriye sorununa bir çözüm bulunduğu zaman buradaki cihatçılar ne olacak? Yani İdlib'de toplanmış olan, bugün Fırat Kalkanı bölgesinde toplanmış olan bu silahlı muhaliflere Suriye'nin geleceğinde nasıl bir yer biçilecek? Bunların statüsü ne olacak? Bu en büyük sorulardan birini oluşturuyor. Dediğim gibi İdlib büyük bir soru işareti. İki, bu Fırat Kalkanı bölgesi, Türkiye'nin kontrolü altındaki Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin'in de Suriye'ye bulunacak çözümde nasıl bir statü kazanacağı ve nasıl Suriye'ye bulunacak diyelim anayasal çerçeveye nasıl eklemleneceği, nasıl dahil edileceği, bu da geleceğe dönük önemli sorulardan biri. Ve tabii en büyük soru işareti de Sarı Bölge. Bu tabii şu Fırat'ın doğusundaki bölge. Şimdi burası rejim bölgesi. Bu tam böyle orantılı değil, bu çok yayılmış. Dolayısıyla ben de aslında Fırat şöyle bakın, şurada. Karkamış'tan giriyor. Şurası Membiç, Fırat bu şekilde geliyor ve aşağı Irak sınırına kadar gidiyor. Burası olduğu gibi 1/3 kadar olan bölge şeyin kontrolünde. Bugün YPG, PKK'nın diyelim Suriye'deki uzantısı, YPG'nin kontrolünde ve de Amerika'nın bulunduğu alan, rejim burada. Durumu ortada olan burası. Bir de dediğim gibi buraya, burada tabii Fırat'ın doğusunun önemi şu. Kuzey bölge
İşte önemli ölçüde, dediğimizde önemli ölçüde, evet şimdi burada. Kuzey hattında Kürt ve Arap, yani nüfus yapısına, kompozisyonuna baktığımızda Kürt ve Arap, özellikle doğuda, Kamışlı, bu bölge ağırlıklı olarak Kürt bölgesi, Kobani Kürt bölgesi, Tel Abyad Arap bölgesi. Bir de şu da var, geçmişte Baas rejimi Kürt yerleşimlerin arasına böyle Arapları enjekte ederek biraz böyle Kürt nüfusun böyle düz bir çizgi izlemesini... Kırmızı çizgi de Türkiye'nin istediği güvenli bölge sınırı. Evet, şimdi dediğim gibi burada böyle bir etnik kompozisyonun çeşitlilik gösterdiği ama doğuya doğru gittikçe Kürt nüfusu daha baskın hale geliyor. Bir de Tel Abyad'da şöyle bir sorun var. Aslında Arap yerleşimi Tel Abyad. Ancak PYD, YPG buraya biraz Kürt nüfusu da kaydırdı. Ama eskiden de orada bulunan Arap aşiretleri hep var. Ya bazı yerlerde de çok Arap ve Kürt aşiretler iç içe girmiş. Dolayısıyla son derece böyle karmaşık bir fotoğraf var. Fakat aşağı indikçe Rakka, Deir ez-Zor aşağı doğru, Irak sınırına doğru indikçe Arap nüfus tabii önemli. Arap aşiretler önemli. Burada çok temel bir sorun dikkate almamız gereken. Özellikle tamam hani Kürtler kuzey bölgede eskiden beri yaşıyorlar. Fakat buraları da Rakka ve altı Arap bölgesi. Fakat şimdi bu Suriye Demokratik Güçleri ki işte ağırlığını YPG oluşturuyor. Onlar burada DAEŞ'tan geri alıp yerleşimleri, kasabaları, köyleri geri aldıkça Kürt idaresi kurmaya başladılar bu bölgelerde. Ve şimdi orada Araplarla, yani Kürt idaresi demeyelim de kurdukları yerel konseylerde yine YPG'lilerin çok söz sahibi olduğunu anlıyoruz. Bu da yerel unsurlarla, Arap unsurlarla orada kendilerine alan açmak isteyen YPG Kürt unsurlar arasında gerilimlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. İşte okullarda müfredata kadar yansıyabiliyor bu. Arapça mı okutulsun, Kürtçe mi okutulsun gibi. Dolayısıyla yani baktığımızda Fırat'ın doğusuna böyle karşımızda bir sürü ciddi sorular geliyor. Ama Fırat'ın doğusunda ne olacağı? Şimdi burada da aynı zamanda bir Kürt özel yönetimi var 2012-2013'ten bu yana. Ve Suriye'ye bulunacak nihai çözümde bu bölge Suriye fotoğrafının içine, o anayasal düzene nasıl girecek, nasıl dahil olacak? Bu herhalde Suriye'nin geleceğine dönük çalışmalar içerisinde. Eğer anayasa komisyonu toplanırsa tabii. Belki size şunu da eklemek lazım söylediklerinizin. Şimdi bir de bu bölgenin jeostratejik öneminden bahisle uzmanlar Suriye'nin elektrik üretiminin %50'sine yakınının PKK'nın kontrol ettiği bölgede olduğu söyleniyor. Bu Fırat'ın doğusu bildiğim kadarıyla petrolün %90-95'i. Onu söyleyeceğim şimdi. Enerji kaynaklarının petrol de dahil doğal gaz. Kaynakların büyük bölümü %80-85'i bu civarda bu kontrolü. Ve tabii su kaynağının kontrolü. Fırat üzerindeki barajların kontrolü de yine barajı var. En büyüğü o. Şu an EPE'de evet, yani yine barajı da kontrol PKK kontrol ediyor su kaynaklarında. Evet. Bunların da önemli olduğunu yani bunun bölüşülmesi sırasında bu ekonomik değerlerin yani Suriye'yi ayakta tutacak temel ekonomik kaynaklarında kimin elinde kalacağı önemli. Ama buradan belki şeye geçebiliriz. Ankara zirvesinde bir de işte Anayasa Komitesi'nin tamamlandığını, bir problem kalmadığını ifade ettiler. Peki bu Anayasa Komisyonu nasıl bir anayasa yapacak? Tarafların talebi nedir? Ve eski Suriye artık olmayacağı belli diyebiliriz. Hani merkezi bir idareye, kuvvetli bir merkezi idareye sahip, üniter yapısını korumuş, siyasal birliğini korumuş bir Suriye artık çok zor. Mutlaka PKK'nın talepleri Amerika tarafından da masaya getirilecek. Ya burada bir özellik göreceğiz. Anayasa Komisyonu'nda PKK yok, DYD'ler, YPG'ler yok. Gibi ama temsilcileri olacak, onları savunanlar olacak. Burada tabii bir özellik mi olacak, kültürel haklar mı verilecek? Evet. Bir federe devlet mi kurulacak? Bu sorular da çok önemli. Bu yönde de tabii yani hemen komisyon birkaç ayda her tarafların tamamının kabul edeceği bir anayasa yapabilir mi? Bu çalışmalar ne zaman sonuçlanır? Orada nasıl pozisyonlar alınır? Onları da yani belki şimdi anayasa komisyonunun önce bir kompozisyonuna bakalım. 150 kişi olacak. 150 kişi olacak.
50'si hükümet temsilcisi. Yani onları zaten Esad rejimi atamış durumda. 50 kişi muhalefetten temsil edilecek. Muhalefetten 50 kişi olacak. Burada Türkiye'nin bastırması sonucu bu PYD yani PKK uzantısı PYD'den temsilciler olmayacak. Türkiye onu sağladı. Yani Kürt temsilciler olacak ama PYD ile ilişkili Kürtler olmayacak. Bu muhalefet grupta. Bir de şimdi bu 50'ye 50, diğer 50'ye geleceğiz şimdi. Burada asıl kilit kalan 50. Burada sivil toplum var. Sivil toplum kuruluşlarını temsil eden Suriyeliler. İşte burada muhtelif böyle kanaat önderleri, toplumun önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, yöneticileri. Yani bir rejim yanlısı ya da muhalefette tam yer almayan, böyle daha hani tarafsız gibi görülen ikisi. Kadınlar burada, çok sayıda kadın delegede var. Şimdi burada kilit mesele şu, şimdi 50 muhalefet, 50 rejim. Zaten burada bir kilitlenme çıkıyor. Burada bütün mesele kalan 50 o sivil toplum temsilcilerinin, Suriye sivil toplum temsilcileri, sivil toplumu adına katılacak o 50 kişinin tercihlerinin ne olacak? Hangi 50 tarafında olacak? Şimdi sen de bilirsin ki bu tür kongreler, genel kurullar önden biter. Yani delege sayısını kim nasıl önceden oluşturursa büyük ölçüde o genel kurulda kongreyi de kazanmayı garantiler. Şimdi bu 150 kişinin yapısı, o kalan 50'nin yapısı çok önemli. Bir yıldır bu 50 kişi bir türlü seçti. Yani 44'ü üzerinde mutabakata varılmıştı iki taraf. Hem rejim hem muhalefet hem Türkiye hem Rusya. Bir 6 kişi üzerinde. Sürekli böyle pazarlık, yani geçen yıl yaklaşık bir yıldır bu 6 kişi üzerinde kıran kırana pazarlık sunuyordu. Sonra o 6 kişi 2 kişiye döndü. Çünkü o kadar önemli ki yani bir kişilik denge bile bütün şeyi bozabilir. Türkiye'nin bu arada yani herkes işte belli vetoları kullanıyor. Son ayrıntıları çok iyi hakim değilim. En son işte bir kişiye galiba inmiş görüş ayrılığı ve Türkiye'de vetosunu çektiği yani haberlerden çalışma bunu anlıyoruz. Çalışma tarifi belli mi Sedat? Yani şimdi bu artı 1 mi olacak? Birleşmişler gene 150 kişi toplanacak. Bunun içinden 45 kişilik yani her 50 kişilik öbekten yani 15'er 15 artı 15 artı 15 45 kişilik de bir böyle yazım komitesi oluşacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Guterres'in Suriye özel temsilcisi var, yeni atandı, Norveçli bir diplomat. Onun en son Güvenlik Konseyi'ne yaptığı sunumda, Ağustos ayının son haftasında verdiği bilgi şu, usulle ilgili de diyor önemli ölçüde çözdük sorunları, konsensüs aranacak diyor, ideali odur ama olmazsa %75 oy eşiği nitelikli çoğunluk alacak diyor. Yani o 150'nin %75'i kaç ediyor? Matematiğim iyi değil. Neyse işte öyle bir bir tür nitelikli çoğunluk gibi yani kuvvetli bir sayı. Onu kabul etmek gerekiyor. İki muhalefetten ve rejimden birer böyle eş başkan gibi bir sistem olacak. Böyle bir karmaşık yapı. Diyelim, usulle ilgili hala anladığım kadarıyla bazı pürüz olan konular var. İşte şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Orada en çok bir pürüz. Bakın bir liste bir yıl kilitlendi. Yani böyle 4-5 isim bir yıl kilitledi. Diyelim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu işte önümüzdeki hafta başlıyor çalışmalara. O sırada eğer açıklanabilirse bu tabii çok olumlu bir gelişme olacak. Anayasa Komisyonu toplanıyor. Fakat toplandıktan sonra... bu delegeler bir araya geldiğinde nasıl bir yani o oylamalarda, müzakerelerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını ki kolay gözükmüyor. Kolay gözükmüyor. Yani çok kolay gözükmüyor. İşte hedeflenen hani 2020 yılında anayasa yazılırsa, yeni Suriye Anayasası 2021 yılında seçim yapacak. 2011, gerçekçi olalım, keşke bu plan hayata geçirilebilse, bu hedef tutsa ama gerçekçi olalım.
2011'den beri iç savaşın içindeki bir ülke. 6,5 milyon kişi dışarı kaçmış mülteci. Ülke içinde bir o kadar, 6-6,5 milyon kişi ülke var. İçinde yer değiştirmiş. Sağlıklı bir seçim nasıl? Şimdi bu kadar yerle bir olmuş bir ülke. Fırat'ın doğusunda ne olacağı belli. Herkesin elinde silah var. Şimdi burada böyle bir yapıda nasıl böyle sağlıklı, düzgün bir seçim yapabileceksiniz? Yani bu da ciddi bir soru gibi gözüküyor. İşte bu. Yani pek çok kasaba. Kasabanın hali. Özellikle Fırat'ın doğusunda bu, yani sırf İdlib değil, Fırat'ın doğusunda bu Amerikalılar bu DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede havadan çok ağır, böyle ayrım gözetmeksizin çok ağır bombardımanla gittiler. Hatta işte Rakka bazı şehirlerde bu ciddi, Amerikalı kendi aralarında da ciddi bir tartışma konusu. Biraz hani ölçünün, yani bir şehri alıp havadan böyle olduğu gibi baştan aşağı bombaladığınız takdirde sonuç alırsınız. Onun yani amacı esas olarak şöyle açıklandı. Buradaki Arap ağırlıklı nüfusun bölgeyi terk etmesi, şehirlerde barınamaması ve demografik yapının değişmesi. Çünkü bu bombardımanlardan sonra yaşanabilecek kadar kalan yerlere de YPG işte Kürtleri getirip Arapların yerine, Türkmenlerin i̇şte yerine yerleştirdi. YPG'liler bu demografik yapıyla bir şekilde oynamaya çalıştılar. Bu yönde yani Tel Abyad'a da kaydı. Asıl, yani oradaki asıl sorun, bu Deirizor'da, Rakka'daki asıl sorun, o kadar çok fazla nüfus kaydırabildiklerini zannetmiyorum. O kadar da çok fazla nüfusu yok Kürtlerin. Asıl oradaki sorun yerel konseylerde ipleri eline alıp bütün o Arap yerleşik kasabalarında karalama merci olarak Kürtler, tabii kararları zaten, Kürtler aldı. Bu da Araplarla rahatsızlığa yol kurdular. O PKK'nın yeni ideolojisinin de tabii, bir tabii amaçladığı bir şey. Ayrıca bu bombalamalar yüzünden sonra Türkiye'ye çok kadar büyük göç oldu. Evet. Yani 2-2,5 milyonluk göç bu ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Belki de hedeflen oydu. Biz de açık sınır politikasını aldık. Bence yani hedef, yani illa Araplar oradan gitsin diye olabilirdi. Öyle bir sonucu doğdu. Benim orantısız güç kullanımı daha çok dikkat çekiciydi ve onun bir sonucu da bu oldu. Sonucu o tabii. Şimdi bir reklam arası vermek zorundayız. Sevgili izleyiciler, reklam arasına gidiyoruz. Tekrar birlikte olacağız az sonra. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk. Banklar bu dönemde parti meclisi.